Yedi tepesinde esen rüzgarla Boğaz'ın engin maviliklerine yansır bu şehirde tarih. Yeşiller, mavilikler, bin yıllık eserler, insanlar ve martılar. Onu sadece gönlüyle duyanlar anlar. Onu sadece gönlüyle bakanlar görür. Nice medeniyetlerin göz bebeği İstanbul. İstanbul. Her karışında gizlenen tarihi, sıcaklığı, samimiyeti ve güzel insanıyla dünyanın en güzel metropolleri arasında İstanbul'umuz özgün bir yere sahiptir. Aldığı aşırı göçle gecekondu mahalleleri oluşur. Çarpık yapılaşmasıyla İstanbul'umuzun güzelliği gölgelenir. Plansız şehirleşmeyle şehrin gelecek yılları riske atılır. Çöp dağları, çamurlu yollar, gecekondular, su problemleriyle boğuşan şehir 1994 yılında büyük bir değişimin başlangıcını yaşar ve İstanbul'un Recep Tayyip Erdoğan'lı yılları başlar. Planlı bir yapılanma İstanbul'umuzda yoktu. Şimdi biz planlı bir yapılanmanın kavgasını veriyoruz. Belediye başkanlığı döneminde başlattığı sosyal konut seferberliği ülkemize yeni bir ilham olur. İstanbul'un çehresi değişir, Türkiye'nin çehresi değişmeye başlar. AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleştirdiğimiz sosyal konut yatırımları ve kentsel dönüşüm hamleleriyle İstanbul'un ve ülkemizin güvenli ve sağlıklı konutlara kavuşması için durmaksızın çalıştık. Ya Allah! Bismillah! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmek için bir an bile durmadık. Taş üstüne taş koymayıp her şeye karşı çıkan, dönüşümü yavaşlatmaya çalışan köhne siyasete kulaklarımızı tıkadık. Doğru bildiğimizden şaşmadık. Doğru adımlarla yolumuza devam ettik. TOKİ eliyle 1 milyon 200 bin sosyal konut yaptık ve 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü tamamladık. 16 milyon insanımızın yaşadığı İstanbul'umuzda kaybedecek tek bir dakikamız bile yok. Kangren haline gelen Fikirtepe kentsel dönüşüm çalışmalarında elimizi taşın altına koyarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden sorunları çözüme kavuşturduk. Ne olur diyorum, bize yardımcı ol. Bak, kiranızı, her şeyinizi veriyoruz, vereceğiz. Yeter ki bu evler boşalsın, biz de oraları yıkalım ve gönüllülük esasına dayalı olarak yeni konutları yapıp o sağlam konutlara halkımızı taşıyalım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak emlak konutumuzda İstanbul'un en büyük sorunlarından biri haline gelmiş Fikirtepe'yi dönüştürüyor, Fikirtepe'li vatandaşlarımızı söz verdiğimiz gibi sağlıklı, huzurlu, depreme dayanıklı, güvenli yuvalarına kavuşturuyoruz. Bu Fikirtepe artık yalnız ve terk edilmiş bir yer değil. Bu Fikirtepe yaşamı yeşille buluşturan modern ve sağlam bir Fikirtepe. Bu Fikirtepe'nin içinde 11.295 konut, 261 ticari ünite, 503 ofis var. Bu Fikirtepe'nin içinde 105 bin metrekare park alanı, 1.6 kilometrelik kesintisiz yeşil alan var. Bu Fikirtepe'nin içinde sosyal donatılar, eğitim kurumları, sağlık tesisleri, spor alanları, camiler var. Bu Fikirtepe'nin içinde gençlerimiz mutlu, çocuklarımız mutlu, ailelerimiz mutlu. Bu Fikirtepe, yeni Fikirtepe. Tamamlanan konutların anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ediyor, ikinci ve üçüncü etabın dönüşümüne başlıyoruz. Hayırlı olsun Fikirtepe, hayırlı olsun İstanbul. Büyük dönüşüm, yeni Fikirtepe. Türkiye, dirençli şehirlerle yükseliyor.